Evet arkadaşlar, arkadan selektör yapıyor, sağ şeritteyim. Arkadan neyin selektörünü yapıyorsun ya? Zaten sağ şeritteyim amına koyayım. Neyin selektörü bu? Neyin selektörü? Neyin selektörü ya? Gerizekalı, sağ şeritteyim. Amına oğlum, bir de hareket yapıyor ya. Ya arkadaş, ben bunun aynasını kırarım ya. Bedir Savaşı'na çıktığı zaman, Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'e lan Allah canını almasın. Ben de yardım edeyim. Hadi. Yavaş yavaş. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim, sıkıntı yok. Gençler. Kazanı geçin. Kazanı geldi. Hey çocuklar. Adamlar mı? Yok, kimse yok, kimse yok. Tamam, kaldırın o zaman, kaldırın. Hadi gelin, kaldırın arkadaşlar. Kaldırın arkadaşlar. Arkadaşlar, bir saniye arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. Hadi. Bak gelsin adam. Hadi, acele etme, acele etme. Gelin, gelin. Hadi çocuklar. Kaldıralım abi, kaldıralım. Kes, kes, kes. Kaldıralım, tamam mı abi? Kimse var mı hocam? Bırak. Kimse var mı başka? Başka var mı adam? Yok yok. Tamam. Kes, kes, kes. İyi, iyi. Tamam. Gel abi, şöyle bir gel. Tamam. Kaç kişi var mı? Var mı başka? Kimse var mı? Hadi geç. Alacağız, tutun bana. Tamam, ambulans gel. Yap kişi. Ambulans gel. Şuna otur. Otur, otur abi, otur. Sen otur bırak. İyi, iyi. Su var mı arada? Sen otur. Su getireyim mi abi? Bir su get. Köpeğe vurmamak için yaptın değil mi? Köpeğe vurmamak için. Lanet olsun. Geçmiş olsun. Neyse, bununla geçmiş olsun. Hocam ambulans aradılar mı ya? Merhaba, ben Zafer Akçay. Bu kez Amerika'dayız. Bir sürücü arkadaşa konuk oluyoruz. Otoyolda gidiyor. Sürat de epey fazla. Tam sağdaki aracın yanına geldiğinde onu geçmek üzereyken araca ne oluyorsa artık gaza mı geliyor? Ne oluyor? O süratleniyor. Arkadaşımız da aynı süratini koruyor. Hiç değiştirmiyor. Biraz sonra ileride diğer araç flaşörlerini yakmaya başlıyor. Arkadaşımız da kızıyor. Ne oluyor sana? Allah seni kahretsin gibi el işaretleri var. Oysa ki oradan gelen bir işaret var ama bunu arkadaşımız değerlendirmiyor. Bakın, bir tır var sağda, ileride araba var. Bir sürü karışıklık ve bir fren lambası gözüküyor. Araç fren yapıyor ama arkadaşımız hala gelen bilgiyi değerlendirmiyor. Oysa ki gelen bilgiye göre önce konumunu, sonra süratini ayarlaması gerekiyor ama bunu yapmıyor. O zaman da işte hiç beklenmedik şeyle karşı karşıya kalıyor. Bilgiye tepki verin.
Ya yavaş yavaş ya, buradan gerilirim Allah'ını seversen ya. Ulan tersten geliyorsun, görmüyor musun? Tersten görüyorsun. Nasıl göreyim ben, yolumda gidiyorum. Bir de haklıymış gibi konuşuyorsun. Bir de bana devam, sen devam edeceksin. Hem tersten geliyorsun hem de laf getiriyorsun. Adama bak ya, enteresan bir adamsın he. Salak mısın, nesin amına koyduğumuz sala? Bunlar 5 tane motosiklet böyle yolu ortalamışlar. İkisi ortada, ikisi yanda, bak, araba geçmiyor. Anlıyorum bak. Ben korna çaldım arkadan. Ona kızdı arkadaş. Şimdi hay hay. Korna çaldım bak, diye kızdı. Şimdi bak. Korna çalarak ondan sonra motorun üstüne sürdün. Kornaladı. Sıkıştırdım. Evet. Bak bak. Şimdi onun kasttan dolayı refleksleri zayıf diyoruz ya. Biraz önceki onlar biraz hani küçük bir çocuk, sabi çocuğu düşün. Her şeyde refleks vermeyebilirler, duyamazlar. Motorun gürültüsü ve titreşimi onların vücudunu tamamen yani etkileşim altında bulundururlar. Yani farklı şeyler olur orada. Biz aracı içerisinde gayet rahatız, evimizde, odamızda gibiyiz ama onlar savunmasız. Onları gördüğümüz zaman hatta onları koruyucu şekliyle mesafeli yaklaşıp hem sağına hem soluna başkalarının girmesini de engellememiz lazım. Motosiklet bu. Ya, tamam mı? Yoksa senin kötü niyetli olduğunu bahsetmiyoruz. Tamam mı arkadaşım? Özgür. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Aynama vuruyor. Yok sıkıştırıyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Geçiyorsun, kırmızı da. Türküç S. Çok iyi. İyi gidiyorum. Geri çek, geleyim o zaman. Motoru çeviremem.